Allah'ın yürüsün. İnegöl Eski Milli Eğitim Şube Müdürü, İmam Hatip Eski Müdürü, Yıldız Gençlik Vakfı İnegöl Şube Başkanı Sami Koparan, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Nefsini korumak için salda ederken ölürsen veya öldürülürsen işte şehitsin. Yoksa meyhane başında, şişenin başında ruhunu teslim etmiş. Ne o? Meyhane şehidi. Git canım. 70 yaşındaki Koparan'ın cenazesine binler hakkını etti. Öğle namazının ardından İshakpaşa Camii'ne hakkını eden 3000 kişi sevilen hocaya son görevini yaptılar. Cenazeye katılan Bursa İl Müftüsü Profesör Doktor Mehmet Yeminay kısa bir konuşma yaptı. Cenazesine ve onun için yapacağımız dualara uzaklardan, yakınlardan gelerek kendisine dualarınızla ahiret yolculuğuna uğurlayacağınız merhum, mağfur, Sami Koparan hocamızın bugün burada bizler onun güzel bir mümin olduğuna, onun hayatını bu yüce dinin güzelliklerini insanlara anlatmak maksadıyla bir din görevlisi olarak vazife yaptığına şahitlik ediyoruz. Ardından amel defterini kapatmayacak güzellikte evlatlar yetiştiren, Kur'an ehlini yetiştiren bu kıymetli hocamızın bugün burada bu avluyu dolduran binlerce müminin duasına mazhar olması ne kadar güzel, ne büyük servet. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mehmet Eminay, cenazeyi kıldırması için merhum Sami Koparan'ın hocası olan Nusret Vardar'a mikrofonu iletti. Rabbimiz Teala bu şahitliğinizi dergâh-ı izzetinde makbul eylesin. Rahmetiyle, affıyla, mağfiretiyle bu kıymetli hocamızı cennetin en yüce mertebelerinde ağırlasın inşallah. Öğle namazına müteakip İshakpaşa Camii'nde Sami Koparan hocası olan Nusret Vardar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından merhumun cenazesi götürüldüğü Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Şimdi sağ olsun Allah'a emanet ediyorum.